Kişi kurban için satın almış olduğu hayvanı satıcının yanında bırakıp kurban günleri gelmeden herhangi bir hastalıktan dolayı satın almış olduğu hayvan ölecek olursa bu durumda ne yapılması gerekir? Bugün özellikle metropollerde veya işte kentleşmenin ve büyük şehirlerin bulunmuş olduğu yerlerde vatandaş ee, kurbanını son günlerde bulamama ihtimalinden dolayı işi sağlama alıp garanti hareket edeyim diye kurbanını bayram günlerinden önce satın almaktadır. Bayram günlerinden önce satın almakla beraber kimsenin İstanbul'da, apartmanlarda veya sokaklarda, caddelerde ahır bulma gibi bir imkan olmadığından dolayı da hayvanını satın almış olduğu kişinin yanında bırakır kurban günlerine kadar. Vatandaşın çoğunun uygulaması bu şekildedir. Yani e, bu hayvan sende kalsın ben bunu kurban günlerinde alacağımdır. Şimdi bu süreçte bazı vatandaşların başına şöyle durum geliyordur. Hayvanı satın aldıktan sonra, anlaşmayı yaptıktan sonra satıcının ahırında bayram günleri gelmeden bu hayvan herhangi bir satıcıdan kaynaklanan bir şey değil de hayvanın eceliymiş, takdiriymiş, hayvan ahırda ölecek olursa bu durumda Müşteriler satıcıya para vermesi gerekir mi? Veya işte satıcıya herhangi bir para verme zorunlulukları yok mudur? Bu bahsetmiş olduğumuz meseledeki temel dikkat edilecek husus şudur. Bu müşterilerle satıcı arasında İslam hukukunda alışveriş neticesinde mülkiyetin geçişi tahakkuk etti mi etmedi mi bununla alakalıdır. Eğer müşteriler bu ahır sahibine hayvanı satan kişinin yanına gidip pazarlığı yaptıkları zamanda tamam biz bu hayvanı satın aldık, bu siyah hayvanı satın aldık, artık bu hayvan bizim. Bunu bizden başka kimseye satma şeklinde bağlayıcı ve kesin bir şekilde akit yaparlarsa ve artık satıcının bunlardan başka kimseye bu hayvanı ticarete arz etme, sunma veya buna dair bir teklif alma gibi bir imkanı kesinen söz konusu değil ise Bunları artık bu hayvana artık işte rakamı belli, ne kadar ödeneceği belli, sabit bir şekilde bu müşterilere ayırmış ise artık bu mal müşterilerin olmuştur. Ve müşteriler bu malı artık kabza da imkanları olmasına rağmen e, ahırları veya kendilerini saklayabileceği bir yer olmadığından dolayı o satıcıya emanet olarak bırakmış sayılırlar emanet olarak bıraktıktan sonra Hanefi mezhebinde emanet la tutman kaydesince emanet olduğundan dolayı satıcının kendisinden kaynaklanan bir taaddisi, bir haddi aşması söz konusu olmaz ise bu durumdaki bu hayvanın helakı olması müşterilerden gidecektir. Müşterilerin kendi ahırında helak olması gibidir ve ve müşteriler satıcıya hayvanın parasını borçludurlar. Çünkü bu müşteriler Satıcı ile beraber kesin bir şekilde akiti yapmışlardır. Hanefi mezhebinde icap ve kabul tahakkuk ettikten sonra artık alışveriş lüzumi olur. Ve alışverişin lüzumi olması şu demektir artık mülk müşteriye geçmiştir. Mülk müşteriye geçtikten sonra kabuzun olması önemli değildir. Burada kabuza engel bayi de değildir. Kabuza burada kabuzun oluşmamasının sebebi müşterilerin bu hayvan sende kalsın biz bayrama kadar alırız talepleridir. Eğer e, icap kabul olduktan sonra bayiden kaynaklanan bir kabızın tahakkuk edememe durumu olacak olsaydı yani bayi ve malı veremeyecek olsaydı ha bu durumda kabızdan önce yani malı alamadan bu kişiler mal helak olacak olsaydı evet o zaman satıcıdan gidebilirdi. Ancak burada bayi buyurun hayvan sizin diyordur. Bayi bunu demesine rağmen müşteriler bu hayvanı alamıyorlardır. Bundan dolayı bayi tahliye ile beraber buyurun hayvan sizin demesiyle beraber artık mülk ondan çıkmıştır, müşterilerindir. Mülk müşterilerin olduktan sonra müşteriler hayır biz bunu alamayız, bizim ahırımız yok, nerede saklayacağız deyip satıcıya emanet olarak kendi mülklerini veriyorlardır. Mülklerini verdikleri için bu mal emanettir. Taatli olmadan mal helak olacak olursa, hayvan helak olacak olursa bu durumda helak müşteri derdendir. Onların malı helak olmuştur. Bayiye bunlar borçlu olurlar. Ancak bu demiş olduğumuz şekilde değil de müşteriler hayvanı kesinen satın almazlar ise yani ya biz bunu senden satın alırız, bakarız, daha vade var, daha birkaç gün var şeklinde tabiri caizse daha pazarlık aşamasındalar ise ve kesinen daha iradeler tahakkuk etmemiş ise, kesinleşmemiş ise o zaman icap kabul tas tamam tahakkuk etmemiştir ve mal müşterilerin mülküne girmemiştir. Zira müşterinin mülküne girmemeyi de şuradan anlayabiliriz. Satıcı burada başka bir müşteri arıyor mu bu hayvana? Eğer başka bir müşteri arıyorsa veya başka birilerine bunu satma imkanı o arada bu süreç zarfında varsa o zaman bunların mülküne girmedi demektir müşterilerin. Halen daha satıcıdadır. Bu şekilde böyle bir durumda eğer hayvan helak olacak olursa bu durumda satıcıdan gider, müşterilerine herhangi bir verme durumu, herhangi bir bedel verme durumları söz konusu olmayacaktır. Zira akitte hayvanı kendileri için ayırıp artık bu mal bizim kesinen ve biz bu akiti bitiriyoruz dememişlerdir. Akiti bitirmediği zaman, akit kesinleşmediği zaman da e, her ne kadar pazarlık yapsalar da müşterilerin mülküne geçmez. Bahsetmiş olduğumuz ilk surette ise durum şu şekildedir. Akit bitirilmiştir, tamam bu hayvan artık bizimdir ancak biz bunu bir yere alamıyoruz, senin yanında kalsındır. Bu şekilde bir durumda ee, helak olacak olursa mülkiyet müşterileri geçtiğinden dolayı helak durumunda müşteriler bayi öder. Ancak demin saymış olduğumuz akiti bitirmeden sadece pazarlık yapılacak olursa bu durumda ee, müşterilere mülkiyet geçmediğinden dolayı mülkiyet satıcıdadır mal helak olması durumunda satıcıdan gidecektir.